Gündemimizde olan, güncel olan pek çok sorunun ana kaynağı Suriye. Bugün bizim de ana gündemimiz. Bakalım Suriye'deki iç savaş ne durumda? Orta Doğu uzmanı Sayın Oytun Orhan bizlerle birlikte. Gündemimizden bir türlü düşmüyor ama sonuçları itibariyle düşmüyor Oytun Bey, Suriye'deki iç savaş. Bir şey değişiyor mu? Alanda son durum nedir? Alanda çok fazla bir şey değişmedi. Esasında tabii Suriye meselesi iç faktörlerden ziyade daha çok dış aktörlerin nasıl pozisyon alacağı, aralarındaki anlaşma ya da çatışmalarla doğrudan bağlantılı bir hale geldi. Suriye'deki iç savaş tam bir kör düğüm ve bu kör düğüm yaklaşık 3-4 yıldır devam ediyor. Ne rejimin muhalifleri bastırma şansı var, ne de muhaliflerin rejimi yıkma şansı var. Bu kör düğüm devam ediyor. Taktiksel olarak zaman zaman rejim ilerliyor, muhalifler geri çekiliyor. Tersine bir bakıyorsunuz, muhalifler ilerliyor, rejim bazı bölgeleri kaybediyor, IŞİD kazanımlar elde ediyor. Şu anda da bir gerileme eğilimi içerisinde. Ama nihayetinde genel tabloya baktığınızda bir kör düğüm var. Şu anda belirleyici olan daha çok bölgesel aktörler ki başta Suudi Arabistan, Türkiye, İran ve küresel aktörler ABD ve Rusya'nın Suriye krizine ilişkin nasıl bir pozisyon alacağı, bu konuda nasıl bir anlaşmaya vardığı. Dolayısıyla son olarak Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmada veya krizin en azından aşılmış olması da belki Rusya'nın, Suriye'nin geleceği açısından önemli olabilir. Şimdi burada bir beklenti var. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriye konusunda Rusya kendi tezlerinden, kendi iddialarından, Türkiye ile karşı karşıya geldiği başlıklardan vazgeçer mi, geçmez mi? Ciddi bir soru işareti. Ne dersiniz? Valla benim kişisel olarak açıkçası Suriye iç savaşı bu biraz önce bahsettiğim kör düğüme ulaştığından beri savunduğum tez Suriye iç savaşının kazananı olmayacak. Burada bütün aktörlerin, bölgesel ve büyük güçlerin kırmızı çizgilerinin dikkate alındığı ama bir şekilde taviz verdikleri bir orta yol bulunması gerekiyor. Herkes taviz verecek. Bunun başka çıkar yolu yok. Yani Türkiye'ye bakıldığında şunu çok net görüyoruz. Yani ilgi, alaka, dikkat Şam'dan daha çok kuzeye döndü. Yani şu anda Suriye'deki öncelikler dediğinizde belki Esad halen bir tehdit olarak algılanıyor ama YPG meselesi, IŞİD meselesi şu anda çok daha öncelikli. Çünkü Suriye İç Savaşı'nın karakteri her geçen gün değişiyor. Aktörler çeşitleniyor, tehditler farklılaşıyor. Amerika açısından da keza bu şekilde. Dolayısıyla böyle bir ortamda aktörlerin kendi kırmızı çizgilerine en azından riayet edildiği ki Türkiye mesela Sayın Başbakan Binali Yıldırım bir normalleşme ifadesi kullandı Suriye'de Suriye'yle var mı onun ilişkilerde. içerisinde? Evet, Suriye'yi de bunun içerisine Esatlı bir Suriye katıldı. mi? Ama işte mesela orada yani burada normalleşme derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yani Esad gitmeden normalleşme olmaz. Yani oradaki normalleşmenin boyutlarını da bilmek lazım. Yani ilk günkü pozisyonuyla Türkiye'nin şu anki pozisyonu arasındaki fark var ama eğer Rusya, İran'da ilk günkü pozisyonlarını koruyarak burada bir çözüm bulma çabası içerisine girerse burada bir çözüm çıkmaz. Bunun adı çözüm olmaz. Dolayısıyla herkesin taviz verdiği bir çözüm olması gerekiyor. Rusya ile Türkiye'yi ortaklaştıran, İran'ı ortaklaştıran birçok başlık var. İşte yükselen terörizm, IŞİD meselesi, yabancı savaşçılar meselesi ve Suriye'nin parçalanması, bölgede sınırların değişmesi, devlet otoritesinin çökmesi, terörizmin yaygınlaşması, bütün bunlar Türkiye'yi, İran'ı özellikle kaygılandıran meseleler ve giderek Amerika'nın bu bölgesel aktörler arasındaki sorunlardan faydalanarak Amerika'nın etkisinin arttığı bir sürece şahit O oluyoruz. zaman Amerika'nın etkisi bölgede artıyorsa, Amerika'nın destek verdiği PYD'nin etkisinin de arttığını söyleyebilir miyiz? Yani bu durum Türkiye'nin başından beri itiraz ettiği bir noktaya sürüklenebilir mi? Tabii ki yani burada en büyük sorun da bu esasında. Türkiye tabii yani konumu gereği hep deriz ya Doğu Batı arasında bir köprü. Dış politikasında da hep Doğu ile Batı arasında bir denge oluşturmaya çalışmış. İşte zaman zaman Batı'ya yakınlaşmış, Doğu'ya karşı kullanmış, Doğu ile yakınlaşmış, Batı'ya karşı kullanmış. Ama son dönemde öyle bir süreç içerisindeydik ki yaşadığımız sorunlar nedeniyle Amerika ile bir kriz içerisindeyiz. Amerika'nın Suriye'de uyguladığı politikalar Türkiye'nin yaşamsal konularına bir tehdit oluşturuyor. Diğer taraftan buna karşı Rusya ile İran'la işbirliği yapamıyorsunuz. Yaşanan krizler malum. İşte bu son açılımlar, özellikle Rusya ile İsrail ile yapılan açılımlar Türkiye'nin bölgede kendisine bir stratejik esneklik sağlamak açısından önemli adımlar. Şu anda Türkiye açısından temel tehdit ne yazık ki Amerika'nın uyguladığı
politikalar. İşte Bahauz Erdal, Feyman Hüseyin operasyonu gündemimizde. Söylenen odur ki Feyman Hüseyin Münbiç operasyonu ki Türkiye açısından kırmızı çizgi. Doğru. Düşünebiliyor musunuz? Bir kırmızı çizgi ve bu operasyonun liderliğini Amerika koordinasyonunda Feyman Hüseyin yürütüyor. Münbiç operasyonunu. Dolayısıyla PKK-YPG bağlantısı, Amerika'nın YPG'ye verdiği destek Türkiye açısından bir yaşamsal tehdit. Türkiye burada bir açılım yapma ihtiyacı tabii ki doğru olarak hissetti ve şu anda bir Rusya ile krizin aşılması süreci var. Eğer bu süreç kısa sürede aşılabilirse ki bu anlamda benim umudum var. Çünkü iki tane güçlü lider iki doğru. ülkede. Dolayısıyla süreci eğer ele alırlarsa kısa hızlı sürede şekilde yürütülebilir. Eğer bu olursa Suriye konusunda da Lavrov'un açıklamaları var. İşbirliği söz konusu olabilir ve bu Afrin-Kobani arasındaki bölgede Türkiye-Rusya işbirliği en azından Rusya'nın Türkiye'nin buradaki müdahalesine yönelik karşılık vermemesi yönünde bir sonuç ortaya çıkabilir ki bu da Türkiye'nin Suriye'deki son dönemde azalan etkisini artıracak bir etki yaratacaktır. Tam da o noktaya geliyorum. Rusya ile Türkiye'nin anlaşması Türkiye'nin aslında Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapmak kabiliyetini arttırabilir o zaman. Yani bu durumda Rusya'nın en azından bize blokajının ortadan kalkması söz konusu olabilir. Bu bile bizim için yeterli olacaktır. Son dönemde Suriyeli muhalifler, Türkmenler örneğin az az Cerablus'ta ilerlemeye çalışıyor. Biz obüslerle destek veriyoruz ama bu ne yazık ki yeterli olmuyor. Hava desteği olmaksızın mümkün değil. Niye hava desteği veremiyoruz? Daha önce Suriye hava sahasına girdik. İşte yönelik operasyon yaptık ama Rusya krizi öncesindeydi. Doğru. Şu anda Suriye hava sahası Rusya'nın kontrolünde S-400'lerden sonra ve biz Rus uçağını düşürdüğümüz için Rusya açıkça bunu ifade etti. Putin eğer Türkiye gelirse düşürürüz gibi yani daha kaba bir ifadeyle. Şimdi bu krizin aşılmasıyla belki koordine edilebilir. Mesela bunu İsrail Rusya ile yaptı. Hizbullah'a yönelik operasyonlarına Rusya ses çıkarmıyor. Gidiyor bir tehdit olduğunda Suriye hava sahasına girerek Hizbullah hedeflerini vuruyor. Bu mümkün olursa tabii Türkiye'nin etkisi daha artacaktır. Bu da Türkiye'nin Batı kartını kullanmasının imkanlarının kalktığı bir ortamda yeni bir dış politik açılım olabilir. Buna belki daha sonraki aşamada İran'da dahil olabilir diye düşünüyorum. Hatta Suriye meselesi, tabii Suriye meselesi daha uzun vadede gerçekleşecektir. Hı hı. Esad'ın kendisini içermeyebilir ama Suriye ile de şu anda ortaklaşan tehditler var. O da Suriye'nin kuzeyinde federal bir yapının ortaya çıkması, toprak bütünlüğünün sarsılması. Doğru. Bu konuda da bütünleştiğini söyleyebiliriz. Aslında bölge ülkeleri açısından baktığımız zaman bölge ülkelerinin hepsi farklı amaçlarla Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana. Evet. Belki bu ortak bir payda olarak kullanılabilir. Bu konuda netiz. Evet. Fakat bu sorunun bize yansımaları Suriyeliler meselesi. O yüzden nereye girsek Suriyeliler, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi, bu süreç nasıl yönetilecek sorularının cevabı aranıyor. Ben size başka bir açıdan sormak istiyorum. Çünkü biliyorum hem Türkiye'de hem bölge ülkelerinde Orsam Suriyelilere yönelik önemli çalışmalar yapıyor. Suriyeliler bu tartışmalardan rencide oluyorlar mı? Yani tabii ki muhtemelen rahatsızlar. Kendileriyle yapılan görüşmeler de var. Bunu sürekli olarak ifade ediyorlar. Türkiye'deki siyasi tartışmaların bir parçası olmaktan rahatsızlar. Buradaki insanlar tabii ki öncelikli olarak kendi ülkelerine, vatanlarına, evlerine dönmek istiyorlar. Bu kesin. Yani hiçbir insan farklı bir ülkede yaşamak istemez. Ama tabii şöyle bir sorun var. Suriye'ye dönme imkanları ortadan kalkmış durumda. En azından kısa ve orta vadede. Böyle bir ortam içerisinde Türkiye'de siyasal, sosyal, toplumsal entegrasyon çabaları Suriyeliler açısından elzem bir konu. Şimdi Oytun Bey, orta vade derken ne kastediyorsunuz? Kısa vadede böyle bir mümkünlük olmadığı ortada. Ama orta vade dediğimizde en azından 1-2 yıllık, 2-3 yıllık süreç içerisinde Suriye'de istikrarın sağlanamayacağı, istikrar sağlansa, siyasi çözüm olsa bile Suriye'deki altyapının, ekonomik altyapının, hizmetler açısından altyapının kurulmasının çok daha uzun yıllar alacağı ortada. Hı hı. Bunun dışında Suriye'den göç edip burada doğmuş insanlar var. Burada çocukken gelmiş, gençliğe ulaşmış insanlar var. Burada iş açmış, evlenmiş insanlar var. Yani orada istikrar sağlansa bile bu insanların önemli bir kısmı zaten Suriye'ye dönmeyecek. Dolayısıyla bu gerçeklik temelinde bir politika oluşturulması gerekiyor. Zaten Türk kamu kuruluşlarının politikalarına bakıldığında da benim kişisel kanaatim
bu gerçekliği kabul edip buna göre politikalar oluşturulduğu, çalışma izni meselesi, işte Türkçe öğretilmeye konusunda atılan adımlar ve en son olarak bu vatandaşlık meselesi. Bence Türkiye bu gerçekliğin farkına vardı ve entegrasyonu esas alan, uyumu esas alan bir yaklaşımı harekete geçirdi görünen diye düşünüyorum. Görünen o ki bundan sonraki süreçte Suriye'deki iç savaş kadar aslında bu Suriyelilerin ne olacağını da tartışacağız, konuşacağız. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür yayınımıza katıldığınız değerli görüşleriniz için. Sağ olun.